Değerli izleyenlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir konumuzla yine karşınızdayım. Aynı daha önce müşriklerle ilişkiler safhasını işlemeye devam ediyoruz. Şimdi bu safhada seriyelerden sonra ilk defa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle karşılaşması sebebi olan bir kervan hadisesinden sonra Büyük Bedir Savaşı'nın vuku bulmasını göreceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikler arasında ilk savaş Bedir'de meydana gelmiştir. Hicri 2. yılda Kureyşler büyük bir kervan hazırladı. Ebu Sufyan'ın idaresine Suriye'ye gönderdiler. 1000 deveden oluşan ve 50 bin dinar sermaye ile hazırlanan bu kervan Kureyş tarafından sevk edilen en büyük kervanlardan biridir. Kervanın getirdiği mallar 500 bin dirhem tutarında idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kervanın geçtiğini haber alınca sahabileri topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi. Kendilerini sefere davet etti. Gerektiğinde müşriklerle savaş da yapılacaktı. Hem ensar hem de muhacirler bu sefere iştirak edeceklerini açıkladılar. Bu arada kervanın dönüş haberini başka kaynaklardan da öğrenen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 12 Ramazan Hicri 2 9 Mart 624'te Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevini Musab bin Ümeyr, Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz'a tayin etti. Yaşı küçük olanları yoldan geri çevirdi. Müslüman askerlerin sayısı 74 muhacir ve geri kalanı ensar olmak üzere toplam 305 idi. Orduda 70 deve, 2 de at bulunuyordu. 3 kişiye bir deve düşüyor ve bu develere de nöbetleşe biniyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli görev ve mazeretleri nedeniyle muhacirlerden ve ensardan 8 kişiye izin verdi. Daha sonra onlar Bedir ganimetlerinden savaşa katılanlar gibi hisse almış oldular. Bu arada kervanın yöneticileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kervanın dönüşünü gözlediğini öğrendiler. Ebu Sufyan Suriye'den ayrıldıktan sonra Kureyş'ten yardım istemek üzere Kinane kabilesinden Damdam bin Amr adlı kişiyi 20 dinar ücretle kiralayarak Mekke'ye haberci olarak gönderdi. Kendisi de yaptığı tahkikatla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Bedir'de kervanın pusuya düşürülmek üzere takip edildiğini anlayınca pusuya düşmemek için kervanı Bedir'e uğratmadan Bedir'i sol tarafına alarak ve az kullanılan sahil yolunu takip ederek kervanı Mekke'ye ulaştırdı. Ebu Sufyan'ın yardım için gönderdiği adam Mekke'ye ulaştı. Bunun üzerine Kureyş kabilesi bütün kollarından oluşan 1000 kişilik bir ordu hazırladı. Orduda 700 deve, 100 de at vardı. Atlar zırhlıydı. Müşrik ordusu Ebu Cehil'in kumandasında Mekke'den yola çıktı. Ebu Sufyan Cüffe'den bir haberci göndererek kervanın kurtulduğunu bildirdi ve ordunun geri dönmesini istedi. Kureyş ordusu kervanın sahil yolunu takip edeceğini bilemediğinden kervanın geleceği normal yolu takip ediyordu. Ebu Sufyan'dan gelen haber üzerine ordunun içinden bazıları kervanın kurtulduğunu ve savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri döndüler. Geri dönenler arasında Hazreti Ömer'in kabilesi Adi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine'nin kabilesi Zühre oğulları da vardı. Kureyşler hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü göstermek ve daha böyle bir duruma düşmemek için
yola devam ettiler. Ebu Cehil Bedir'e kadar gidip güçlerini duyurmadan, yiyip içip eğlenmeden kesinlikle geri dönülmeyeceğini bildirdi. Kureyşler aynı zamanda Bahn-ı Nahle'de öldürülen Amr bin Hadrami'nin intikamını da almak istiyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla Bedir'e geldi ve orada konakladı. Kervan hakkında bilgi toplamak üzere Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Besbes bin Amr'ı Bedir kuyularına gönderdi. Aslında bu iki ordu yola çıktı ama birbirinden habersiz yola çıkmışlardı. Kur'an-ı Kerim ise bu durumu bize şöyle haber vermektedir. Hatırlayın ki Bedir Savaşı'nda siz vadinin yukarı kenarında Medine tarafında idiniz. Onlar da uzak kenarında Mekke tarafında idiler. Kervan da sizden daha aşağıda deniz sahilindeydi. Eğer savaş için sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın açık bir delille helak olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Allah hakkıyla iştendir, bilendir. Enfal suresi 42. ayet-i kerime. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Kureyşlerin Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı. Zübeyir bin Avvam ve arkadaşları Kureyşlerin Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden birkaç tanesini yakalayarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o esnada namaz kılmaktaydı. Köleleri getirenler onları sorguya çekmeye başladılar ve kim olduklarını sordular. Köleler Kureyş ordusundan olduklarını açıklayarak onları dövmeye başladılar. Bu haber hoşlarına gitmemişti. Dayaktan canları yanan köleler ifade değiştirerek Ebu Süfyan'ın kervanından olduklarını söylediler. Namazını tamamlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere siz onları doğru söyleyince dövüyorsunuz, yalan söylediklerinde ise bırakıyorsunuz diyerek sorgulama metodunu eleştirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Adi ve Zühre kabilesi mensuplarının müşrik ordusunu terk ederek Mekke'ye geri döndüklerini bu kölelerden öğrendi. Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mesud'u esirlerin söylediklerini yerinde incelemek üzere görevlendirdi. Bu ikisi sabaha karşı Mekke Kureyş karargahına giderek büyük bir karışıklık yaşandığı haberini getirdiler. Kureyşler karargahlarına dönen diğer kölelerden Müslümanların Bedir civarında olduklarını öğrenince büyük bir heyecana kapıldılar. Baskına uğramamak için tedbir almaya başladılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş öncesi muhacirlerin ve ensarın görüşlerini öğrenmek istedi. Muhacirlerden Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ve ensardan da Sa'd bin Muaz söz olarak konuştular. Hazreti Ömer şöyle konuştu. Ya Resulallah, vallahi işte Kureyş ve onun gücü. Onlar şimdiye dek zelil olmadılar, aziz oldular. Kafir oldular, iman etmediler. Allah'a hamdolsun ki onlar güçlerini asla teslim etmeyecekler. Ve seninle savaşacaklardır, hazırlan dedi. Ensardan Sa'd bin Muaz daha önce kendisine iman edip desteklemeye söz verdiklerini o nedenle düşmana karşı koymaktan çekinmeyeceklerini belirtti. 17 Ramazan Hicri 2, 14 Mart 624 Cuma sabahı erken saatlerde her iki ordu Bedir'e doğru yola çıktı. İslam ordusu kuyulara müşriklerden daha önce ulaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta Medine tarafına en yakın
ve düşmana da en uzak olan kuyunun çevresine yerleşti. Bu sırada sahabeden Hubab bin Munzir buraya yerleşilmesini uygun bulmadı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu kararının vahye dayanıp dayanmadığını sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun kendi görüşü olduğunu söyleyince düşmana en yakın kuyunun yanına yerleşilmesini ve diğer kuyuların kapatılmasını teklif etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşü uygun buldu ve Hubab'ın işaret ettiği kuyunun çevresine yerleşerek diğer kuyuları kapattırdı. Ancak daha sonra açık bırakılan kuyudan müşriklerin su almasına müsaade etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman ordusu geldikten sonra ve savaşmadan önce cahiliye devrinde de Kureyş'in elçilik görevini yürüten Hazreti Ömer'i müşrik ordusuna göndererek barış ve güvenlik içinde Mekke'ye dönebileceklerini bildirdi ve savaş yapılmamasını teklif etti. Müşrik ordusunda yer alan Hakim bin Hizam bu teklifin kabul edilmemesini istedi. Ebu Cehil bunu kabul etmeyip savaşmakta ısrar etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tutumu savaş meydanında bile barış politikası takip ettiğini en açık bir delilidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaştan bir önceki geceyi Allah'a ibadet ve dua ile geçirdi. Sa'd bin Muaz savaş alanına yakın bir yerde kendisi için bir çardak yaptı ve kapısında nöbet tuttu. Hazreti Peygamber orduyu savaş nizamına koyduktan sonra Hazreti Ebu Bekir ile birlikte çadırın içine çekildi ve Allah'a şöyle dua etti. Ya Rabbi, işte Kureyş. Kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor. Peygamberini yalanlıyor. Ya Rabbi, peygamberlere yardım sözünü bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum. Allah'ım, eğer sen şu bir avuç Müslümanı helak edersen sana ibadet eden bulunmayacaktır. Hazreti Ebu Bekir, bu kadar istek yeter ya Resulallah. Allah vaat ettiği zaferi yakında sana ihsan edecektir dedi. Bu arada her Müslüman asker bulunduğu yere taş yığdı. Bu taşlar savunma savaşı yapacak olan Müslümanlar için faydalı birer malzeme teşkil etmiştir. Müşrikler ise saldırı metoduna giriştiklerinden karşı tarafa atmak için bir veya iki taştan fazlasını yanlarında gezdiremezlerdi. Arap geleneğine göre savaş mübareze yani teke tek vuruşma şeklinde başladı. Müşrik ordusundan Esved bin Abdülesed İslam ordusundan da Hazreti Hamza'ya ortaya çıkıp dövüştüler. Hazreti Hamza rakibini öldürdü. Kureyşlerden Utbe bin Rebi'a, kardeşi Şeybe ve Velid bin Utbe ortaya atıldılar. Bunların karşısına Ensar'dan 3 kişi çıktı. Fakat müşrikler kendilerine denk kabul etmedikleri için onlarla vuruşmayacaklarını, karşılarına kendilere denk kimselerin çıkmasını istediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde bin Haris meydana çıktı. Hazreti Hamza Utbe'yi, Hazreti Ali Velid'i, Ubeyde bin Haris de Şeybe'yi öldürdü. Teke tek vuruşmalardan sonra başlayan 4 veya 5 saat süren savaş ikindiye doğru İslam ordusunun zaferiyle kazanılmış, sonuçlanmış oldu. Bu savaştan sonra başta Ebu Cehil, Ümeyye bin Halep, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya ve Ebu Sufyan'ın oğlu Hanzala gibi ileri gelen İslam düşmanları olmak üzere toplam 70 kişi öldü. Çok sayıda asker de esir alındı. Müslümanlar
6'sı muhacirlerden, 8 de ensardan olmak üzere toplam 14 şehit verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin cenaze namazını kılarak onları defnettirdi. Müşrik ölülerinde çukur açtırarak gömdürdü. Düşman ölülerine her türlü tecavüz ve parçalama hareketlerini yasakladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'ye ve Abdullah bin Revahi'ye zaferi haber vermek üzere Medine'ye gönderdi. Esirlere yapılacak uygulamaya gelince Hazreti Peygamber her şeyden önce esirlere iyi muamele edilmesini emretti. Esirlerden ikisini Ukbe bin Ebu Muayit ile Nadr bin Haris'i kendisine ve Müslümanlara yaptıkları ağır işkencelere karşılık olmak üzere ölüme mahkum etti. Diğerleri konusunda sahabelerin görüşlerine başvurmuştu. Hazreti Ömer ve Sa'd bin Muaz ve bazı sahabeler en yakın akrabaları tarafından öldürülmelerini teklif etti. Hazreti Ebu Bekir fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif etmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1.000 ila 4.000 dirhem fidye ödemelerini şart koştu. Esirler arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas, diğer amcaların oğulları Akil ve Nefel de bulunuyordu. Fidye ödenmesi konusunda bunlara herhangi bir ayrıcalık uygulamadı. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okur yazar olanların ise 10 Müslümana okuma yazma karşılığında serbest bırakılmalarına karar verildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlerin can güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almıştı. Medine'ye dönerken bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit olarak taksim edildi. Daha sonra savaş ganimetlerle ilgili ayrıntılı hükümler içeren ayet-i kerime nazil oldu. Buna göre ganimetin 1/5'i Allah'a, Resulüne, onun akrabasına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Esirlere yapılacak uygulamaya gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce esirlere iyi davranılmasını emretmiştir. Bu ayetin hükümlerini ilk defa aynı yıl Beni Kaynuka Yahudilerinden elde edilen ganimetlere de Peygamber Efendimiz uyguladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in devesini başkomutan hakkı yani safi olarak kendisi aldı ve diğer develerin arasına kattı. Bu deveye biner, gazvelere çıkardı. Hudeybiye seferine çıktığında kurbanlıklar arasında onu da götürdü. Müşrikler onu 100 deve karşılığında istediler. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şayet kurbanlıklar arasına katmasaydım kabul ederdim buyurdu. Değerli izleyenlerim, bu savaşta Müslümanlara melekler ve Allah tarafından yardım edildiği Kur'an'da bildirilmektedir. Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3.000 melekle Rabbinizin size takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Ali İmran suresi 123-124. Ayet-i kerimeler. Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan ayırt etme günü anlamında Yevmel Furkan ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün anlamında ise Yevmel Takal Cem'an diye bahsedilmektedir. Değerli izleyenlerim, bu savaşla ilgili diğer olağanüstü gelişmeler de şunlardır. Müslümanların kervana karşı çıktıkları Allah'ın iki topluluktan kervan veya ordu birini Müslümanlara vaat ettiği, Müslümanların ayak bastıkları yeri kuvvetlendirmek için yağmur yağdırdığı
ve daha başka yardımlarda bulunduğu Âl-i İmrân suresinde 41, 5, 8, 11, 17. ayet-i kerimelerde bildirilmektedir. Bedir gazvesinin cereyan ettiği gün yağmur yağmış, müşriklerin ordugahının bulunduğu alan bataklık haline gelmişti. Buna karşı tozlu olan İslam ordusunun bulunduğu alan ise yağmur suyuyla sertleşmiş ve bu da Müslümanlara güç vermiştir. Bazı ayet-i kerimelerde Hazreti Peygamber'in Müslümanların ve ayrıca müşriklerin ve münafıkların psikolojik durumları hakkında bilgiler de mevcuttur. Âl-i İmrân suresi 43, 44, 47, 49. ayet-i kerimeler bu olaydan bahsetmektedir. Ayrıca esirler, ganimetler ve bunların taksimi konusunda Müslümanların uygulamaları gereken hükümlerde yine aynı surenin 67, 68, 70, 71, 41 ve 69. ayet-i kerimelerinde yer almaktadır. Karşı karşıya gelen iki topluluktan birinin Allah yolunda, diğerinin ise inkarcı bir topluluk olduğu vurgulanmaktadır. Âl-i İmrân suresi 13. ayet-i kerime. Allah-u Teala'nın Müslümanlara yardım etmesine karşılık İslam'a karşı ısrarlı bir direniş gösteren Mekke müşriklerinin cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçen Batşe-i Kübra, şiddetli yakalayış, Duhan suresi 161. ayet-i kerimenin tabiriyle Bedir Savaşı'nın kastedildiği kabul edilmiştir. Şüphesiz bu ayetlerde bildirilen olağan dışı durumları müşrikleri ilzam etmek için birer mucize olarak değil, Allah'ın Müslümanlara yardım olarak telakki etmek gerekmektedir. Bedir gazvesine birbiriyle yakın akraba olan pek çok kişi karşı karşıya gelmiştir. Hazreti Hamza ile kardeşi Abbas, Hazreti Ebu Bekir ile oğlu Abdurrahman, Musab bin Ümeyr ile kardeşi Ebu Aziz, Ebu Zeyfe ile Utbe bin Rebi'a muhalif saflarda yer alan birkaç kişiden birisidir. Böylece farklı inançlara sahip babalarla oğullar, kardeşler, amcalar, dayılar, yeğenler farklı saflarda yer almışlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babalarıyla savaşmak isteyen oğullara ve oğullarıyla çarpışmak isteyen babalara imkan ölçüsünde engel olmuştur. Mesela oğluna karşı çıkmak isteyen Hazreti Ebu Bekir'e ve babasına karşı çıkmak isteyen Ebu Huzeyfe'ye mübareze için müsaade etmemiştir. Bu savaş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş taktiğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Hazreti Peygamber İslam ordusunu o şekilde yerleştirmiştir ki güneş ışıkları ordunun gözünü kamaştırmıyordu. Düşman askeri için bunun tersi söz konusuydu. O zaman üniforma olmadığı için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler, Evs ve Hazreç için ayrı ayrı parola tespit etmişti. Bu zafer aynı zamanda savaş esirlerine ve yaralılara uygulanan muamele açısından da önem arz etmektedir. Bedir zaferi başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadası'nda ve hatta Yarımada dışında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur. Arabistan'da büyük güne sahip olan Mekkelilerin bu savaşta yenilmesi tüm gözleri onları mağlup eden kimseye çevrilmesine sebep olmuştu. Olayın etkisi Arap Yarımadası'nın dışına da taşmış, Müslümanların galibiyetini öğrenen Habeşler Necasi son derecede sevinmiştir. Ancak Yahudiler Bedir gazvesinden önce tarafsız kalmaya söz vermişken Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başladılar. Ünlü şairleri Ka'b bin Eşref üzüntüsünden yerin altı üstünden iyidir demiştir. Bedir Savaşı ile birlikte İslam tarihi literatürüne Ehli Bedir, Bedir Ehli kavramı girmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresi 123 ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde Ehli Bedir'den övgü ile
söz edilmiştir. Hadislerde Ehl-i Bedir'in Müslümanların en faziletleri oldukları zikredilmektedir. Bedir Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi de Uhud Savaşı'na sebep olmuş olmasıdır. Mekke müşrikleri yenilgi haberini alınca büyük üzüntüye kapıldılar. Ebu Cehil'in yerine Ebu Süfyan'ı başkanlığa getirerek hep birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler ve Uhud için derhal faaliyete başladılar. Değerli izleyenlerim, bundan sonra gazveler devam etmektedir. İşte Bedir'den sonraki ilk vuku bulan gazve, Sevk gazvesi. Kervanla Mekke'ye ulaşan Ebu Süfyan, yenilen Kureyş ordusunun şehre döndüğünde yakınların öldürüldüğünü öğrenince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle savaşıncaya ve onu öldürülen yakınlarının intikamını alıncaya kadar yıkanmamaya ve hanımına yaklaşmamaya yemin etti. Bedir'den 2,5 ay kadar sonra 200 kişilik silahlı bir birlikle Medine'ye doğru yürüdü. Medine üzerine hücum etmeye cesaret edemediğinden dış mahallelere saldırdı. Bir hurma bahçesinde çalışan iki Müslümanı öldürdü. Tarlayı da ateşe vererek kaçtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı öğrenir öğrenmez 30 süvari ve 120 yayadan oluşan bir askeri birlikle Ebu Süfyan'ın peşine düştü. Düşman birliği Müslümanlarla savaşı göze alamayarak kaçtı. Ebu Süfyan bu sefere çıkarken yanına erzak olarak torbalara doldurulmuş, kavrulmuş un anlamına gelen sevik almıştı. Kaçarken ağırlık teşkil eden torbalardan bir kısmını attı. Kavrulmuş una nispetle bu sefere Sevk gazvesi ismi verildi. Diğer bir gazvede Karkaratül Kudur gazvesidir. Hicri 3. yılın başında Muharrem ayında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süleym ve Gatafan kabilelerinin Medine'ye hücum etmek istediklerine dair haber aldı. Medine'de yerine Abla İbni Ümmü Mektum'u vekil bırakarak 200 kişilik bir kuvvetle Karkaratül Kudur adlı yere kadar gitti. Fakat müşrikler çarpışmayı göze alamadan kaçtılar. Müslümanlar herhangi bir tuzağa düşmeden Medine'ye döndüler. Diğer bir gazvemizde Gatafan, diğer ismiyle Zü'Emer gazvesidir. Bu olaydan 2 ay kadar sonra, yani Karkaratül Kudur gazvesinden sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Gatafan kabilesinin Muharip ve Sa'lebe kollarının Zü'Emer denilen yerde toplanıp Medine çevresini yağmalamaya hazırlandığını öğrendi. Hicri 3. yılın Rebiülevvel ayında 450 sahabe ile onların baskınına engel olmak üzere harekete geçti. Fakat müşrikler korkuya kapılıp dağlara sığındılar. O sırada yağmur yağmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını bir ağacın dalına asarak yağmurda ıslanan elbiselerini kurutmak üzere meşgul oluyor iken kabile başkanlarından Sur bin Haris gizlice peygamberimizin yanına yaklaştı. Peygamberimizin asılı olan kılıcını alarak baş ucuna dikilerek onu öldürmek istedi. Ve "Ey Muhammed, şimdi seni benden kim kurtarabilir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah kurtarır" deyince sarsılarak kılıcı elinden düşürdü. Kılıcı alan Hazreti Peygamber şöyle ona seslendi. "Şimdi seni benden kim kurtarabilir?" deyince hiç kimse cevabını aldı. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan intikam alma yoluna gitmedi. Sur ise daha sonra Müslüman oldu. Değerli izleyenlerim, şimdi sırasıyla Bedir
gazvesinin yapıldığı yerden başlamak üzere resimlerimizde o mıntıkayı görmeye çalışalım. Evet, Bedir kuyusunu ve Bedir'deki mescidi ekranda görmekteyiz. Yine Bedir kuyularından bir kuyu, şu anda suyu faal durumda ve yanındaki Arış Camii. Şu anda da Bedir gazvesinin yapılış şeklini haritamızda Kuruki üzerinde görmektesiniz. Evet, Bedir'deki şehitlikte dua eden Müslümanlar ekranda görülmektedir. Evet, Bedir şehitliği abidesi bir burada Müslümanların özellikle şehit olanların isimleri abidede yazılı olarak görülmektedir. Evet, yine Bedir mıntıkasında Bedir şehitliğinin bulunduğu yerler. Şimdi ise Bedir'den sonra vuku bulan Sevük gazvesinin bir istikametini, yönünü görmekteyiz. Koyu kırmızı olan ok bize bunu göstermekte. Sırada ise Beni Süleym gazvesi, evet onu görüyoruz, veya Karkaratul Kudur olarak bildiğimiz sefer. Sırada ise Zü-Emer gazvesinin istikametini görmekteyiz. Değerli izleyenlerim, dersimiz burada sona ermiştir. Ekranda bu konumuzu hazırlamış olduğumuz kaynakları görmektesiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tekrar yeni bir konuda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.